Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Amigurumi inek, sütaş ineğinin tarifini sizlerle paylaşacağım. Bu kadar beklememin sebebi orijinale yakın olmasıydı. Önem verdiğim yerler var. Diz kapağı, işte dizin arka kısmının büklüm yerleri, baldırının siyah kısmı. Bunlara çok önem verdim. Ve birlikte umarım şu şekilde sağ ve sol bacağını yaptım. Ön sağ sol bacağını ve şimdi arka sağ ve sol bacağını yapıp birleştirmeye geçeceğiz arkadaşlar. Sizlerle birlikte. Güzel video olmasını diliyorum. Hadi başlayalım artık. İlk önce sihirli halkamızı yapıyoruz. 10 tane sık iğne çekiyoruz içerisine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şöyle azıcık çekeyim. 9 bir tane kaldı ve 10 tamamen birleştiriyoruz sihirli halkamızı. Daha sonra her sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapıp 10'umuzu 20'ye yükselteceğiz. 1 2 yani ikinci sırada 20 tane sık iğne diye ulaşacağız. 2 Hadi başladık. Hepimiz başlayalım ve yapalım. 3 4 5 6 5 6 dediğim yeri aynı yere batıyoruz. 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sona geldik. Hadi 18 ve 19 ve 20 diyoruz. İkinci sıramızı bitiriyoruz ve diğer üçüncü sırayla birleştirmesini yapacağız. Şimdi ben makasımla şeyi çıkartmam lazım. Hep şunun ismini unutuyorum ama çok basit bir şey olmasına rağmen şu anda da unuttum. Neyse, yerimi belirliyorum bununla önce. Daha sonra üçüncü sıraya geçiş yapacağım. Yerimi belirledim. Şimdi üçüncü sıradayız arkadaşlar. Üçüncü sıramızda 1 artır, 1 sık iğne 1 artır, 1 sık iğne 1 artır şeklinde gideceğiz. 29 tane sık iğneye ulaşacağız. Tamam mı? 1 sık iğne 1 artır. Yani 1, 2 ve 3'ü aynı deliğe batacağız. 2, 3. 4'ü tek deliğe batacağız. 4, 5'i ve 6'yı aynı deliğe. 5, 6, 7 tek delik. 8 ve 9 aynı deliğe. 10 tek delik. 11 ve 12'yi aynı deliğe. 13 tek delik. 14 ve 15'i aynı deliğe. 16 tek delik. 17 ve 18 aynı deliğe. 19 tek delik, 20 ve 21 aynı deliğe. 22 tek delik, 23 ve 24 aynı deliğe. 25 tek delik, 26 ve 27 aynı deliğe. 28 tek delik, 29 ve 30 aynı deliğe. 29 ve 30 aynı deliğe bandık arkadaşlar. Bir saniye. Aynı deliğe bandık.
30 tane sık iğneye ulaştık 3. sıramızda. Şimdi geldik 4. sıramızda. 4. sıramızda da 2 tane sık iğne, 1 tane artırma yapacağız. Yani 1, 2, 3'ü ve 4'ü aynı yere. 3, 4 aynı yere. 5, 6, 7 ve 8 aynı deliğe. 7, 8. 9, 10, 11 ve 12 aynı yere. 11 ve 12 aynı yere. 13, 14, 15 ve 16 aynı yere. 17, 18, 19 ve 20 aynı yere. 21, 22, 23 ve 24 aynı yere. 23 ve 24 aynı yere. 23 ve 24 aynı yere. 25, 26, 27 ve 28 aynı yere. 29, 30, 31 ve 32, 32 aynı yere. 33, 34, 35 ve 36 aynı yere. Aynı yere. 35 ve 36 aynı yere. Şu flaşını yaksam mı diye düşünüyorum ama inşallah görünüyordur. 35 ve 36 aynı yere. 37, 38 farklı yere. 37 ve 38 farklı yere. 39 ve 40 aynı yere arkadaşlar. 38 ve 40 aynı yere. Şimdi 38 ve 40 aynı yere. Evet, 5. sıradayız şimdi. 5. sırada da 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1 tane azaltma yapıyoruz. 1, 2, 3'ü ve 4'ü azaltıyoruz. 3, 4. Azaltmayı yavaş gösterebilirim. 5 ve 6'yı normal sık iğne çekiyoruz. 7, bakın ön lobtan alıyorum. 7 ve 8'i azaltıyoruz. 7 ve 8'i azaltıyoruz. Bir saniye. Evet, 7 ve 8'i azaltıyoruz. 8. 9 ve 10 normal sık iğne. 11, 11 ve 12'yi azaltıyoruz. Azaltıyoruz. 13, 14 sık iğne. 15 ve 16'yı azaltıyoruz. 15 ve 16'yı azaltıyoruz. 17, 18 sık iğne. 19'u ve 20'yi azaltıyoruz. 21, 22 sık iğne. 23 ve 24'ü azaltıyoruz. 25 ve 26 sık iğne. 27 ve 28'i azaltıyoruz. 29, 30 sık iğne. 31 ve 32 azaltıyoruz. 33, 34 sık iğne. 35 ve 36'yı azaltıyoruz. 37, 38 sık iğne. 39'u ve 40'ı azaltıyoruz. Evet, bu kadar. Azalttıktan sonra, 5. sırayı bitirdikten sonra 6, 7 ve 8. sıralarda siyah olarak, siyah olarak 6, 7 ve 8. sıralarda siyah renkle devam ediyoruz. Hiç artırma ve azaltma yapmadan 8. sıranın bitimine kadar aynı sayıda devam ediyoruz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, ben 8. sıraya kadar, yani 8. sırada dahil olmak üzere 3 sıramı gittim. Neydi? 6, 7 ve 8. sıraları da hiçbir artırma ve azaltma yapmadan gidiyorduk. Siyahla gittikten sonra şimdi beyaza geçeceğim ben. Beyaza nasıl geçiyorum? Şimdi şunu şu şekilde aldım elime. Şimdi bir de beyazı sarıyorum. Diğer parmağıma da. Bir saniye, şöyle yapalım. Onu sardık. Şimdi şu siyahı sarayım biraz da. Tamam. Şimdi siyahı da sardım. Şimdi öncelikle şunu şöyle çektirelim. Şimdi şu birinci sık iğne deliğinden tığımı, şöyle görünüyor mu? Tığımı girdirdim. Daha sonra bu beyaz ipimi buradan alıyorum. Aldıktan sonra tekrar beyaz ipimle çekiyorum arkadaşlar. Tekrar beyaz ipimle çekiyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Şöyle sıkıştırıyoruz sonra siyah iple. Sonra siyah ipi birazcık şöyle alttan yürütün. Şimdi göreceğiz nasıl yürüttüğümüzü ve beyaz ipi de birazcık yürütün ki sağlam olsun. Şimdi beyaz ipten devam ediyorum. Bir tane sık iğne yaptım zaten. Yine aynı şekilde beyaz kısmını da 9 ve 17. sıra, yani 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yani kaç sıra? Toplamda 9 sırayı ben beyazla aynı artırma ve azaltma yapmadan yürüteceğim arkadaşlar. Kaçmış? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yani 9 tane sırayı da beyaz iplikle artırma ve azaltma yapmadan işliyoruz arkadaşlar. Sık iğne yapıyoruz. Evet, sık iğne yapıyoruz. Şimdi ben beyazla birazcık yürüteceğim. Şimdi alttan bakın sık iğne yaptım. Sonra bu iki ipin de altından geçirdim. Şu şekilde. İçinden bu şekilde birkaç tane beyazı ve siyahı yürütün. Yürütün ki şuradan beyazı da sıktıralım. Bir saniye, şurayı bir şöyle beyazı, evet. Gevşek olmasın. Deli, yani çok böyle delikli göründüğü zaman hoş olmuyor amigurumi. Şöyle görünüyordur umarım. Evet. Şu şekilde devam edeceğim ben. Tamam. 4 tane yeter. Artık altından siyahı yürütmeme gerek yok. O orada kalacak. Beyazdan bir kere daha gideyim. Sağlam olsun. Evet. Şimdi artık ikisinden de şöyle elime geriye ittim elimle. Şimdi normal sık iğne yapmaya devam edeceğim. 9. ve 17. sıralar dahil olmak üzere artırma ve azaltma yapmadan beyazla gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi 17. sıraya kadar ben aynı şekilde artırma ve azaltma yapmadan örmeye devam ettim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle 2 tane azaltıyoruz. Bir, şöyle göstereyim daha iyi. Ha, bir, iki. Sonra bir, iki tane azaltıyoruz dedim. Bir tane azalttım. Şimdi ikinciyi azaltıyorum. Tamam mı? İkinciyi de azalttım. Şimdi 6 tane sık iğne. Bir, iki, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğne yaptıktan sonra 3 tane artırıyorum. Şimdi bu 3 artırma ne olacak? Diz kapağı. Çok önemli. Diz kapağı kısmını yapıyorum şu an. 1 artırdım. 2 artırdım. 3 artırdım. Her artırdığım dediğimde aynı sık iğnenin içerisine battım arkadaşlar. Artırma biliyorsunuz bir sık iğnenin içerisine 2 tane batmaktır. Şimdi tekrar 6 tane sık iğne. 1 şöyle 2 3 3 4 5 6. Sayalım tekrardan, emin olalım. 1
Şurası artırmaydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 6. Şimdi 2 tane azaltıyorum. 1, birinci azaltmamı yapıyorum. Ve ikinci azaltmamı yapıyorum. İkinci azaltmayı da yaptım. Şimdi 2 tane sık iğne çekiyorum tekrar. 1, 2 sık iğneyi çektim. 2 sık iğneyi çektikten sonra 1 tane daha azaltıyorum. 1, 1 tane daha azaltıyorum. Daha sonra 1, 2 ve 3 tane sık iğne diyorum ve bitiriyorum. 10. sıramı. Evet, geçseydi be. Geçti. 3 tane sık iğne diyorum ve bitiriyorum. 10. sıramı demişim. Pardon, çok özür diliyorum. 18. sıramı. Şimdi 19. ve 20. sıralarım. Hiç artırma ve azaltma yapmadan aynı şekilde ilerlemek. Hiç artırma ve azaltma yapmayacağım. Sadece sık iğne çekeceğim. Her deliğe bir tane sık iğne çekeceğim. 2, 3, 4 diye gidiyorum. Evet. 19. ve 20. sıralarımı da bitirdim arkadaşlar. 19. ve 20. sıramı bitirdikten sonra 21. sıramdayım. Şimdi 21. sıramda ne yapacağım? Şöyle ayarlayalım. 21. sıramda ne yapacağım? 21. sıramda 18 tane sık iğne ile başlıyorum arkadaşlar. 1, 2, 2, 3, 3. Bakın siyah içeride daha siyah duruyor. Tamam mı? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17 ve 18. 18 tane yaptık mı? Sık iğne yaptık. Şimdi bir tane artırıyoruz. Sayalım bir tekrardan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Evet, doğru. Yol yakınken hata yaptıysak düzeltelim diye saydım. Bir tane artırıyoruz 18 tane sık iğneden sonra. 1, 2. Artırdım. Şimdi bir tane sık iğne. Sonra tekrar bir tane daha artır. 1, 2. Sonra bir tane daha sık iğne. Sonra hatta bir tane değil, geri kalanını artık sık iğne yapacağız. Tamam mı? Yani şöyle 18 sık iğneden sonra bir tane artırdım. Bir sık iğne, bir tane daha artırdım. Tamam. Geri kalan da sık iğne ile devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane sıkı iğne ile devam ettik arkadaşlar. Kaçıncı sıramızı? 21. sıramızı. 22. sıramızda, 22. sıramızda arkadaşlar hiçbir artırma ve azaltma yapmadan sadece sıkı iğne yapıyoruz. Evet, sadece sıkı iğne. Evet. Şimdi ben arkadaşlar ördüm. 23. sırama geçtim ve beklenen ana gelmek üzereyiz. Şimdi inekteki siyah lekeyi yapacağız bu sırada. Yani ona başlayacağız. Ama ilk önce beyazla 19 tane sık iğne çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 ve 19 tane sık iğneyi çektikten sonra geldi sıra nereye? Tabii ki de siyah olan kısmı yapmaya. Bakın arka tarafın şöyle dizlerinin büküm yerleri, ön tarafın dizi, diz kısmı çok güzel şekillenmeye başladı. Şimdi siyahı alıyorum. Tamam mı? Şöyle geçirdim. Şunu şunun içerisinden bir geçirdim demek isterdim ama böyle yapmadım. Öncelikle şunu yaptım arkadaşlar. İnsan şaşırabiliyor. Şimdi şu hemen bitimindeki o 19. sıranın bitimindeki hemen sık iğneye, sık iğne yerinin üzerine şöyle tığımızı geçiriyoruz. Geçirdik mi? Evet, hepimiz geçirdik. Şu beyaz ip şurada arada kalıyor. Tamam mı? Çünkü aradan yürüteceğiz ya onu. Şimdi şu siyah ipi şuradan şöylece çıkartıyorum. Tamam mı? Çıkarttım mı? Çıkarttım. Daha sonra şu beyaz ipi de şöyle tutuyorum ki şu kısım gevşek olmasın. Siyah ipi de şu parmağımla diretiyorum. Tamam. Böyle yapıyorum ve birinci diyorum. Sonra bir tane daha yapıyorum. Çünkü 1V. Siyahla 1V'yi yapıyoruz arkadaşlar. 2. 1 ve 2. Şimdi ondan sonra siyahla tekrar 1X. Yani bir tane sıkı iğne. Daha sonra siyahla tekrar 2 tane sıkı iğne. 1 aynı yere 2. Yani artırma. Yani bir artırma yaptım ilk başta 19'dan sonra. Bir tane sık iğne tekrar bir tane daha artırma yaptım. Ve siyahla olan kısmımı ne yaptım? Bitirdim. Şimdi beyaz kısma geçeceğim. Nasıl geçeceğim? Yine aynı. Bunu buradan girdirdim. Bunu buradan alacağım ama şu beyazı alacağım ama çekmeden önce şu siyahı araya koydum bakın. Siyahı araya koydum. Şimdi bu sefer bunu elime aldım. Tamam mı? Bunu buradan çektim. Bakın siyah arada hala. Siyahımı da şu parmağımla çekiyorum. Şöyle sıkı olsun diye. Evet. Şöyle. Gördünüz mü? Bu şekilde yapıyoruz. Evet. Şimdi beyazla bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra bir tane de artırma yapıyorum. Bir ve aynı yere bir daha iki. Yani bu aynı yere iki defa yapmak artırmaydı. Bir tane sık iğne yaptım önce, sonra bir tane de artırdım. Şimdi siyahımı bırakıyorum. Kalsın orada. Beyazla şuraya kadar sık iğne çekiyorum. Kaç taneymiş bakalım. 1 2 3 4 5 ve hop 6. Yes, evet oldu. 6. Şimdi tekrar bunu yerleştiriyorum. Bu çok önemli. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra 24. sıradayım. Tekrar 19 tane sık iğne çekiyorum arkadaşlar. Neyle? Beyazla. Hemen çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 ve 19.